Aşağıdakilerden hangisinde kayı boyunun damgası doğru olarak verilmiştir? Eski Türklerde boylar savaş naraları ve damgaları ile birbirinden ayrılırdı. Arkadaşlar kayı boyunun damgasını mutlaka görmüşsünüzdür. Şu şekilde ben çizdiğimde şimdi hatırlayacaksınız. Böyle bir şekli vardı. Tabii ki daha güzeldi. Burada gördüğünüz gibi ok ve yay var arkadaşlar. Şunlar oklarken ortadaki de yayı temsil ediyor. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenebilir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ayanların varlığını resmen tanımak zorunda kalmıştır. Arkadaşlar burada bahsedilen eminim aklınıza gelmiştir. Senedi ittifaktır. Senedi ittifakla hatırlarsanız padişahın otoritesi İlk kez sınırlandırılmıştı. Şıklarımıza baktığımızda zaten D şıkkında bunu görmemiz mümkün. Yani ayanların varlığının tanınmasıyla toprak bütünlüğünün korunmasının zaten bir alakası yoktur. Egemen gücün el değiştirmesi tabii ki söz konusu değil arkadaşlar. Özel mülkiyetle bu durumun hiçbir alakası yoktur. Demokratik uygulamaların desteklenmesi de değil aslında. Burada arkadaşlar paşa otoritesinin sınırlandırıldığını söyleyebiliriz biz. Çünkü ayanlar güçlü insanlardı hatırlarsanız. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu gelişmenin yaşanmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Yeni çağ Avrupa'da skolastik düşüncenin yerini özgür düşünceye bıraktığı bir dönem olmuştur. Peki arkadaşlar skolastik düşünce neydi? Kilise ne derse doğru kabul eden, sorgulamayan düşünce sistemiydi. Artık ne olmuş? Bu düşünce bir kenara bırakılmış ve özgür düşünce ön plana çıkmış. Peki öncelerimize bakalım. İncil'in ulusal dillere çevrilmesi. Arkadaşlar tabii ki olur. Neden? Çünkü insanlar artık İncil'i okumaya başlıyor. Daha öncesinde İncil ulusal dillere çevrilmediği için insanların büyük bir çoğunluğu okuyamıyor yazamıyordu İncil'i ve böylece kilise ne derse doğru diye kabul ediyordu. Yani bu İncil'de yazan bir düşünce demek ki kilise bunu söylüyor diyordu insanlar. Ancak İncil'i okuduklarında aslında kilisenin yanlış şeyler söylediğini fark ediyorlar. Bu yüzden birinci öncüle ulaşabiliriz. İslam kültürünün Avrupa'yı etkilemesi yine olur arkadaşlar çünkü özgür düşünce ön plana çıkıyor, bu yüzden de İslam kültürü de ön plana çıkabilir. İslam kültürü yayılmaya başlıyor arkadaşlar. Tabii ki doğru. Bilimsel ve kültürel gelişmelerin Avrupa'da destek görmeye başlaması tabii ki olur. Özgür düşünceyle birlikte insanlar artık tek olarak bakmıyor olaylara, geniş açıyla bakmaya başlıyor ve bilimsel olarak da kültürel olarak da gelişmeler yaşanıyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen paragrafta boş bırakılan yerlerin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olmaz? Büyük İskender'in Persler üzerine düzenlediği Asya seferi sonucunda bütün Orta Doğu hakimiyet altına alınmıştır. Nokta 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 uygarlığı ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki Helenizm uygarlığı doğu ve batı sentezi olarak gelişmiş. Şıklara baktığımızda Antakya, Bergama ve İskenderiye bu dönemin önemli merkezleri olarak öne çıkmıştır. Ancak Ninova arkadaşlar Asurların başkentiydi hatırlarsanız. Bugünkü Irak topraklarında yer alıyor ve Helenizmle bir alakası yoktur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu gelişmenin durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Hazreti Osman döneminde Şam valiliği görevinde bulunan Muaviye tarafından ilk İslam donanması oluşturulmuştur. Peki öncelerimize bakalım. Karadeniz ticaretine hakim olunması. Arkadaşlar bir İslam donanması oluşturulunca direkt olarak bir ticarete hakim olmak söz konusu olmayacaktır tabii ki. Kaldı ki Karadeniz ticaretine hakim olunması durumu söz konusu olmayacaktır. Deniz aşırı fetihlerin gerçekleştirilmesi tabii ki olur. Çünkü bir donanma kurulmuş arkadaşlar ve artık denizler aşılarak fetihler gerçekleştirilebilir. İpek yolu ticaretine canlılık kazandırılması ise yine kabul edilemez arkadaşlar. Çünkü İpek yolu ticaretinde illa bir donanmaya sahip olmaya gerek yok. Çin'den başlayarak Anadolu işlerine doğru ilerleyen bir yol biliyorsunuz ki. Yani denizlerin aşılması gerekmiyor bu yolda ticaret yapabilmek için o yüzden üçüncü öncülü de alamıyoruz bu sebeplerle sadece ikinci öncülü alabiliyoruz ve doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Merkezde sultanın güvenliğinden sorumlu olan gulamlardan oluşturulan ordu ilk kez Türk devletlerinden hangisi döneminde kullanılmıştır? Arkadaşlar burada bahsedilen ordu aslında Hassa ordusudur. Hassa ordusunun temelleri ise Karahanlılar döneminde atılmıştır. Dolayısıyla ilk kez kullananlar da Karahanlılar olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Son Osmanlı Mebusan Meclisine Mustafa Kemal aşağıda verilen illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir? Arkadaşlar Mustafa Kemal Erzurum milletvekili olarak seçilecek ve Erzurum milletvekili olarak faaliyetlerine de devam edecek. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Wilson ilkelerinde ifade edilen bu alanlar arasında gösterilemez? Wilson ilkelerinde Türklerin çoğunlukta bulunduğu bölgelerde bağımsız bir Türk devleti kurulabilecek ifadesine yer verilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Doğu Trakya'da Türkler çoğunlukta mı? Tabii ki çoğunlukta. Hicaz Yemen bölgesinde Türkler çoğunlukta mı? Hayır arkadaşlar, Araplar daha çok çoğunluktadır o bölgede. Doğu Anadolu'da tabii ki Türkler çoğunlukta, Batı Anadolu'da Türkler çoğunlukta, Doğu Akdeniz'de de Türkler çoğunluktadır. Bu sebeplerle doğru cevabımız elbette B şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden aşağıdaki rütbelerden hangisiyle mezun olmuştur? Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesini başarıyla bitirerek 1899 yılında İstanbul Harp Okulu'na girmiştir. 1902 yılında mezun olan Mustafa Kemal öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmiştir. Arkadaşlar Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Diğer şıklarımızı da bir hatırlayalım. Temin olarak mezun olduğu arkadaşlar Harp Okulu'ydu. Hani şurada bahsedilen var ya Harp okulundan temin olarak mezun oluyor. Sonrasında arkadaşlar Trabluskarp Savaşı ile birlikte binbaşı rütbesini alacak. Sofya'da ateşe militerlik görevindeyken yarbay ünvanını alacak arkadaşlar. Yarbaylığa terfi edecek. En sonunda arkadaşlar Çanakkale Savaşı'ndayken de albay olacak. Yani şıklar için en son diyorum. Tabii ki e, ana fartalar kahramanı unvanı var. General olacak arkadaşlar. E, Mareşal olacak. Onlardan bahsetmiyorum. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Avrupa'lı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri nedeniyle kaybettiği topraklardan biri değildir? Arkadaşlar 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Avrupalı devletler özellikle kendi aralarında da e, sömürgecilik yarışına girmiş durumdalardı. Bu yüzden Cezayir, Mısır, Tunus, Kıbrıs gibi bölgeler zaten kaybedildi. Şıklardan da fark edebilirsiniz ki Belgrad bunlardan oldukça farklı bir bölge. Bu yüzden Belgradı kaybetmemiş olacaklar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti Kutül Amare Zaferi'ni aşağıda verilen cephelerden hangisinde kazanmıştır? Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda bizim iki tane başarımız var zaten. Biri Çanakkale Zaferi, biri de Kutül Amare. Kutül Amare Zaferi'ni biz Irak cephesinde kazanıyoruz. Halil Kut önderliğinde. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tabloda 4 farklı biyoma ait bilgiler verilmiştir. Buna göre tabloda aşağıdaki biyonlardan hangisine ait bir açıklama yoktur demiş. Yılın her dönemi sıcak ve yağışlıdır demiş. Yılın her dönemi sıcak olan ve yağışlı olan iklim ekvatoral iklimdir. Ekvatoral iklimde tropikal yağmur ormanları olur. Tropikal yağmur ormanları zaten yıl boyunca yeşil kalan uzun boylu ağaçlar hatta geniş yapraklı ağaçlar diyebiliriz. Hayvanı da orangutan, şempati, jaguar, kuş, böcek türüdür. Yani açıklama var. Yazları sıcak, kurak, kışları ılık ve yağışlı iklim Akdeniz iklimidir. Akdeniz ikliminde ne olur? Maki olur. Makiye ne deriz biz? Çalı deriz. O zaman bu gitti. Boyu 1 metre, bodur ağaç ve çalılardır bodur ağaçlar. Yaban koyunu, yaban keçisi, yaban mersini, ee, özür dilerim yaban mersini burada olacaktı. E, yaban keçisi, çakal, kokarca ve kuş türleri e, Akdeniz ikliminin ya da çalı e, ya da makinin hayvanlarıdır. Burada yaşayan hayvanlardır. Var. Sıcaklığı sadece 3 ay 0 derecenin üzerindedir. Yağışlar sıcaklığın arttığı dönemde artar. E, bitkisi ot, yosun, liken, yer yer çalı demiş. Liken küçük otsu bir bitkidir. Zaten kutup tilkisi demiş. Rengi iyi demiş. E, misk öküzü demiş. Bu e, bize tundura olamaz. Özür dilerim. Çöl olamaz. Savan olamaz. E, o zaman tundura olacaktır. Ki zaten likeni gördüğünüz zaman tundura ikliminde tundura bitki örtüsünün bir elemanıdır. Liken. Küçük otsu bir e, bitkidir. E, tundura ikliminde ve bitki örtüsünde zaten sıcaklık 3 ay 0 derecenin üzerinde ama ne kadar üzerinde biliyor musunuz? 10-15 derece gibi ee, bizim Akdeniz iklimindeki e, kış mevsimi gibi diyelim yani. Onların yazıdır. Ee, yağışların alt, Yağışlar sıcaklığın arttığı dönemde artar. Yani bu yaz döneminde artar. Çünkü konveksiyonel yağış vardır. Ee, her neyse bunu bulduk. Tundurayı burada bulduk. Diğerine bakalım. Yıl boyunca sıcaklık ve kuraktır yıllık yağış miktarı 200 milimetreden azdır. E, kaktüsü gördüyseniz zaten burada hemen çöl dersiniz. Savandan bahsetmemiş. Savandan bahsetseydi ne derdi? Ne diyebilirdi? E, derdi ki e, yaz aylarında yağış alır, kış ayları kurak geçer. Bitki örtüsü yaz yağışlarıyla yeşerip kışın sararan yüksek boylu Sarı otlar savan bitki örtüsü savanda bu arada e, tropikal kuşakta görülen e, bir e, bitki örtüsü ve iklim modelimizdir. Cevabımız Adana oldu. E, diğer soruya geçebiliriz. Serdal Bey memur olarak sanayi ve hizmet sektörünün yoğun olduğu bir kente atanmıştır. Sanayi sektörü ve hizmet sektörünün yoğun olduğu yerler gelişmiş göç alan kentlerdir. Buna göre Serdal Bey'in görev yaptığı kentte yani kalabalık, gelişmiş, göç alan bir kentte hangisi fazladır diye sormuş. Sosyal dayanışma fazla pek olmayacaktır. Ee, i̇nsanlar çok birbirini tanımadığı için büyük şehirlerde ne yazık ki. Şey işler imece usulüyle zaten yapılmaz büyük şehirlerde, gelişmiş yerlerde, kalabalık yerlerde. Ama mesleki uzmanlaşma fazladır. Bir meslek alanında insanlar e, ya da e, kendi meslekleri alanında e, uzmana daha fazla rastlarsınız. Bir de bu kalabalık kentlerde, spor alanları ve organizasyonlara e, rastlarsınız. Gelişmiş bir yer olduğu için o zaman cevabımız. 3 ve 4 olacaktır eline yani. Bazı ülkeler sahip oldukları zengin doğal gaz kaynaklarını bilgi birikimi, sermaye ve teknolojik imkanları ile doğru şekilde kullanarak geliştirmiştir. E, gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilemez demiş. Almanya doğal kaynakları vardır, gelişmiştir, teknolojisini geliştirmiştir. Yine aynı şekilde Rusya, aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri, aynı şekilde Kanada. Bunların hepsi doğal kaynakları vardır ve bu zengin doğal kaynaklarını sermaye ile, teknoloji ile, bilgi birikimi ile geliştirmiştir. Ama Güney Kore'nin e, kayda değer bir e, doğal kaynağı yoktur ama sadece teknoloji ile geliştirmiştir e, kendini. Japonya da aynı şekilde öyledir. E, Japonya ve Güney Kore doğal e, Güney Kore doğal kaynak bakımından zengin olmayan, pek zengin olmayan ama teknoloji sayesinde kendini ve çalışkanlığı sayesinde kendini çok geliştirebilmiş ve e, dünyadaki önemli ülkeler arasında yerini almıştır bu ülkeler. Yukarıda verilen durumlardan hangileri jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem doğa olaylarına örnek olarak gösterilebilir demiş. Bakalım ee, 2017 yılında Atlas Okyanusu üzerinde oluşan ırmak kasırgası nedeniyle Karayip Adaları ve Florida'da e, sel ve su taşkınlarının olması hidrolojik kökenli. Jeolojik de değil, jeomorfolojik de değil. Ee, 1970 yılında Afrika'nın sahal bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle binlerce kişinin açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalması. Bu da e, meteorolojik kökenli bir kuraklık yaşanıyor. Bu olmadı. 2011 yılında Honshu Adası Japonya yakınlarında meydana gelen tsunami nedeniyle 17 bin kişinin hayatını kaybetmesi. Tsunami dediğimiz şey okyanus tabanında meydana gelen büyük ölçekli ee, sarsıntıların, depremlerin ee, okyanus kıyısında olan ülkelere dev dalgalar şeklinde gelmesiyle oluşan bir afettir. Ekstrem olaydır. Dolayısıyla tsunami'nin oluşabilmesi için biyolojik kökenli ve jeomorfolojik kökenli ee, daha doğrusu yer sarsıntıları olduğu için jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem doğa olayları içerisinde alabiliriz. O zaman cevabımız 3 olur. Yani Bursa olur arkadaşlar cevabımız. Diğer sorumuza geçebiliriz. <laughs> Ulusal ve uluslararası ticaret, borsa, bankacılık, sigortacılık, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerin geliştiği şehirler küresel etkiye sahiptir. Buna göre haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde bu şehirler bulunmaktadır? Demiş. Küresel etkiye sahip şehirler. Bir numarada var arkadaşlar. Bir de iki numarada var. Bir numara neresi? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten ee, başkenti ve en önemli, dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi New York. E, başkenti Washington. Bu bölgede bulunuyor zaten. Dolayısıyla bu bölgede küresel etkiye sahip New York, Washington gibi büyük e, yerler var. Biri aldık. İki numaraya geldiğimde İngiltere ve Fransa olduğunu görüyorum burada da net bir şekilde. Dolayısıyla İngiltere'nin Londra'sı, Fransa'nın Paris'i küresel ölçekte şehirlerdir. İkiyi de aldım. 1 ve iki oldu. Zaten 3'lü şık yok. O zaman cevabımız alan olacaktır. Üçte, dörtte ve beşte küresel etkiye sahip bir şehir yoktur arkadaşlar. Aşağıdaki haritada Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne üye olan ülkelerin haritası verilmiştir. Buna göre bu örgüte aşağıda verilen ülkelerden hangisi üye değildir demiş. Azerbaycan üyedir. Burada. Romanya üyedir. Burada. Macaristan üye değildir. Burada. Bulgaristan üyedir. Burada. Yunanistan üyedir. Burada. Ama Macaristan üye değildir Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne diyeceksiniz ki hocam Azerbaycan Karadeniz'e kıyısı yok ki Karadeniz'e kıyısı e, olmasına gerek yok ee, İran da bu bölgede olduğu için Karadeniz'e kıyısı olmasa da Azerbaycan'da yine aynı şekilde ee, Gürcistan'da yine aynı şekilde özür dilerim İran dedim az önce Ermenistan diyecektim Ermenistan Gürcistan e, Nahçıvan. Bunlar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üyedir arkadaşlar. Karadeniz sınırının olmasına gerek yok. Bu bölgeyi kapsar bu e, birlik. E, ama Macaristan buna üye olmamıştır. Burada da zaten gösterilen yer Macaristan'dır. Cevabımız bu yüzden Denizli özür dilerim Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi? Turizm faaliyetlerinin ekolojik dengeyi, yani çevre dengesini etkilediğine örnek gösterilebilir. E, farklı kültüre, kültürlere sahip insanlar tanınır, ülkeler arasında ilişkiler gelişir. Bu turizm faaliyetinin bir etkisidir ama çevreyle ilgisi yoktur. Tüketim arttığı için üretim faaliyetlerinin artar, çevreyle ilgili değildir. Turizm faaliyetlerine zarar verebilecek olan hava, su ve toprak kirliliği gibi, bakın direkt çevresel olumsuz durumlar önlenir. O zaman cevap Ceyhan oldu. Göviz ee, girdisi sağlanarak dış ticaret bu ekonomik olur. Bu da yine ekonomik olur. de ekonomik olacaktır. Burada çevresel etki Ceyhan'da söz konusu. Cevabımız Ceyhan oldu. Haritada numaralanmış alanlarda kurulan ilk kültür merkezleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir numaraya baktığımızda burası Çin kültürüdür. İki numara Mısır kültürüdür. E, üç numarada İnka kültürüdür. Yani bir Çin, iki Mısır, üç İnka olacak. Bakıyoruz hemen e, Çin, Mısır, İnka'yı Denizli'de gördük. Burası, bu arada ekleyeyim e, Mezopotamya değildir arkadaşlar. Mezopotamya Fırat ve Dicle'nin arası şu bölgedir. Şu bölge. Bu bölge Mezopotamya'dır. Ee, burada iki numarada bahsedilen yer Mısır'dır. Bu sorumuzun cevabı Denizli oldu. Aşağıdaki haritada küresel ticarette kullanılan güzergahlar oklar ile gösterilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılmış güzergahlardan hangisinin küresel ticaretteki payı daha fazladır? Demiş. Hemen şöyle bir baktığım zaman şu dört numaralı gözüme çarptı. E burayla burası arasında çok öyle büyük bir güzergah, öyle bir büyük bir ticaret yoktur. Dolayısıyla bu e, yol çok böyle etkili, katkılı bir yol değildir. Şuradan şuraya giden 4 numaralı yol. E 1 numara tabii ki olması gerekiyor. Niye olması gerekiyor? Çünkü burası Amerika kıtası. Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri kıyısı şu bölge, New York, Washington'ın olduğu Amerika'nın en sanayileşmiş bölgesidir burası. E, burası da Avrupa'dır İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa'da dünyanın gelişmiş, sanayisi, teknolojisi gelişmiş. E, dolayısıyla bunların arasında tabii ki bir alışveriş olacaktır. Bir numara dünyadaki küresel ticarette payı e, ilk sıralarda bulunan Kuzey Atlantik yoludur. O zaman cevabımız Adana oldu. Diğerlerine baktığımız zaman diğerlerinde çok zaten şurayla şurası arasında pek bir e, bağlantı yok. Yani aynı şekilde burayla burası arasında e, ticareti fazla kullanmak istiyorsanız ya da ticaretin fazla kullanıldığı yolu bulmak istiyorsanız nüfusun fazla olduğu e, bölgeleri kullanmak durumundasınız. Buradan şu e, yorumda bulunabilirsiniz belki. Hocam e, burası şu gösterdiği şu bölge Çin tarafı değil mi? Çin şurası. Kalabalık nüfuslu olan Hindistan burası, Çin burası, burası Japonya. Japonya ile kimin alışverişi, yani nereyi gösterse olurdu? Japonya ile özellikle e, şu Pasifik aşırı yolu dediğimiz Amerika-Japonya arasındaki yolu gösterseydi olurdu. Ama buradan e, Avrupa'ya göndermiş Japonya'dan dolayısıyla bu olmayacaktır. Hani e, şuradan alsaydı belki anlayabilirdim, o zaman tereddüt edebilirdik. Eee... Ama burada e, direkt Japonya'dan Avrupa'ya getirdiği için bu yol çok aktif değildir. E, burada bir numaralı e, alan Kuzey Atlantik Yolu daha aktiftir. Cevabımız Adana oldu bu yüzden. Bazı ülkeler günümüzde doğal kaynakların sınırsız olmadığı ve bir gün tükeneceği düşüncesinden hareket ederek hem yaşayan hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını dikkate alarak çevre ve ekonomi politikalarını belirlerler demiş bu ülkelerin politikalarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Şu hedeflerden hangileri yer almaz demiş. Şimdi Bunlar gelişmiş ülkeler tabii. Ee, çevre politikası, ekonomi politikası belirliyorsa bu ülke enerji üretiminde fosil yakıt kullanımının arttırılmasını e, istemez. E, böyle bir e, ekonomi politikası ya da çevre politikasıyla çelişen e, bir maddeyi alamayız haliyle. Yer almaz bu. Çünkü fosil yakıt ...çevreye zarar veren yakıttır. Dolayısıyla karbon salımı yüksektir. Bunu bu ülkeler istemeyeceklerdir. Bir numara yer almaz. Ama sürdürülebilir ekonomi politikalarının uygulanması... ...bu tarz ülkelerin yani çevre ve ekonomi politikalarını... ...belirlerken dikkate alacakları unsurlardan bir tanesidir. Sürdürülebilir olmasıdır bu politikaların. Geri dönüşüm ve atık projelerinin geliştirilmesi de yine aynı şekilde yer alacaktır. Burada yer almayan sadece fosil yakıtların kullanımı artırılması olacak yani cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Günümüzde sanayi faaliyetleri, konutların ısıtılması, enerji üretimi gibi beşeri faaliyetler sonucunda ortaya çıkan gazlar hava kirliliğine yol açmaktadır demiş. Bu kirlilik haritada numaralanmış illerin hangisinde daha fazladır? Zonguldak taş kömürle çalışan termik santrali demir çelik fabrikalarının yakınında bulunuyor Dolayısıyla bir numarada bu kirlilik fazladır 2 numarada Bursa'dır sanayi çok gelişmiştir kalabalıktır 1 ve ikidir bu sorumuzun cevabı Niye 3 değil çünkü Muğla'da bu bahsedilen durum yok 3 numara Muğla ve aynı zamanda Kahramanmaraş ee, Özür dilerim ee, Şanlıurfa'da da yine aynı şekilde Bu bahsettiğimiz sanayi çok fazla yok belki Gaziantep'teseydi şurası düşünülebilirdi ama Gaziantep'te sanayi çok gelişmiştir. Ama Şanlıurfa'da bundan çok bahsetmeyeceğiz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 oldu. Yani adana. Parçada örneği verilen doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili hiç fikrimizin olmadığı bir toplulukta nasıl davranmamız gerektiği ilgili bilgiyi etrafımızı inceleyerek elde edersiniz. Örneğin bir panelde konuşmacıyı alkışlamak ister, tereddüt yaşar, şöyle bir etrafınızı ne yaparsınız? Süzersiniz. Birkaç kişinin alkışlamaya başladığını gördüğünde de siz onlara katılırsınız. Yani bizler ne yaparız? Çoğunluğa katılırız. Çoğunlukla hem fikir oluruz. Yani tümel uzlaşım yaparız arkadaşım. Eğer çoğunluğun fikrine katılma varsa, herkes varsa Tümel uzlaşımı işaretli arkadaşım cevap edir ne? Aşağıdakilerden hangisi Heraklitos'un bu görüşünden çıkarılabilecek bir yargı değildir? Bakalım. Her şey akış içindedir. Bir nehre ikinci kez giremezsiniz. Çünkü nehir değişmiştir, siz de değişmişsinizdir. En büyük yanılgı her şeyin karıştığıyla savaştığı ve bu savaşın değişim olarak yansıttığı bu dünyada değişmez bir şey aramaktır. Oysa varlığın özü budur. Yaşam ile ölüm. Uyku ile uyanıklık aynı şeydir. Her biri değişir, sonrakine dönüşür. Evren bu ahenkle vardır. Kısacası Herakleitos'un değişim anlayışını görüyoruz. Çünkü Herakleitos'a göre her şey değişir. O halde değişim olmayan şıkkı bulmamızı istiyor. Bakalım. Adana, değişmeden kalan hiçbir şey yoktur. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Bursa, doğadaki değişim duyu yanılgısından ibarettir. Hayır, bir yanılgı değil. Değişim her yerdedir. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Ceyhan'a da bakalım. Her şey karşısına dönüşür mü? Evet dönüşür hocam. Bakın burada ne diyordu? Yaşam ile ölüm, uyku ile uyanıklık aynı şeydir diyordu. Peki ele gitsin o halde. Denizli'ye bakalım. Karşıtlığın birliğinden doğan bir uyum var mıdır? Bir ahenk var mıdır? Vardır hocam. Bunu da ele gitsin. Edirne'ye bakalım. Değişmez olanın bilgisine ulaşma çabası boşunadır. Çünkü her şey değişir. Cevap Bursa'dır. Nehir Hanım'ın yer aldığı birim, psikolojinin hangi alt dalı ile ilgili çalışmalar yapmaktadır? Hadi psikolojinin alt dalını bulalım. Bir psikolog olan Nehir Hanım, yer aldığı birimlerde davranışın ölçülmesinin değerlendirilmesinde kullanılacak olan yöntemlerin psikolojiye uyarlanmasına yönelik çalışmalarda yer almaktadır. Bu birim geliştirdiği test, anket, envanterler aracılığıyla doğrudan gözlenemeyen özelliklerin ölçülmesinde mümkün olabilmektedir. Yani bu birim ne yapıyormuş? Hocam ölçme ve değerlendirme işi yapıyormuş. Peki psikolojinin hangi dalıdır? Tabii ki psikometrik psikolojidir. Bakın metre var ve psiko var. Bunu gördüğünüz yerde ölçme ve değerlendirme işi atlayacaksınız. Peki hocam sosyal psikoloji neden olmadı? Sosyal psikoloji şundan olmadı. Toplumla ilgili ya da bireyin grup üzerinde, grubun birey üzerindeki etkisinden bahsetti mi? Hayır hocam, ele gitsin. Klinik psikolojisi davranış bozuktan bahsetti mi? Hayır ele gitsin. Gelişim psikolojisi, bebeklik, ergenlik dönemi, yaşa bağlı olarak değişimden bahsetti mi? Hayır ele gitsin. Endüstri psikolojisi, işten bahsetti mi? Hayır hocam ele gitsin. Yine cevap Edirne'dir. Yapılan araştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım uzaktan eğitim süreci ile ilgili tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde bir araştırmacı online derslerde geri bildirimin başarıya etkisini araştırmak üzere çalışmaya başlamıştır. Hemen bu parçayı okuduğumuzda aslında aklımıza şunların gelmesi lazım. Hemen sorunun vardığı noktayı görmemiz lazım. Burada bir bağımsız değişken ile bakın bağımlı değişken ilişkisini mutlaka sorgulayacaktır. Daha sonra bir deney grubu ve kontrol grubu ilişkisini bize sorgulayacaktır. Şimdi şu parçadan bakın şu paragraftan hatta bağımsız değişkenle bağımlı değişkeni çıkarabiliriz. Ne diyor? Online derslerdeki geri bildirim. Yani online derslerdeki geri bildirim, geri dönüt olayı bağımsız değişkenken başarının kendisi, başarıya etkisi bağımlı değişkendir. Şimdi devam edelim. Benzer özelliklere sahip öğrencilerden oluşan iki grup oluşturulmuş. Birinci gruptaki öğrencilerin yalnızca dersi online olarak dinlenmesi sağlanmıştır. İkinci gruptaki öğrenciler ise aynı biçimde ders dinlemiş. Sonra ders sonunda öğretmenleri tarafından soruları yanıtlanmış yani geri bildirim verilmiş yanıtlarıyla geri bildirim alan bu öğrencilerin bakın burada göreceksiniz ki ikinci gruptaki öğrencinin başarı puanları daha yüksekmiş. Müdahale edilen grup hangisi hocam? Tabii ki ikinci grup. Çünkü dersleri dinledikten sonra geri dönüt verilmiş. O halde ikinci grup deney grubu oluyor. Kontrol grubu ise birinci grup oluyor. Şimdi şıklara geçebilirim. Birinci gruptaki öğrenciler kontrol grubu olarak adlandırılmakta mıdır? Doğru mudur hocam? Doğrudur. Ele gitsin. Peki Bursa'ya bakalım yapılan çalışmalardaki bağımlı değişken neymiş? Başarı puanıdır. Doğru mudur hocam? Başarı etkisi demiştik. Doğrudur. Peki Ceyhan'a bakalım. İkinci gruptaki öğrenciler deney grubu mu? Bakıyorum. Evet hocam. Peki Denizli'ye bakalım. Araştırmacı çalışmanın amacına uygun bir yöntem kullanmamış mıdır? Hayır çok güzel. Harika bir yöntem kullanmıştı. Bunu diyemeyeyim. Dolayısıyla seni işaretliyorum. Peki Edirne'ye de bakalım. Sağlamlaştıralım. Çalışmanın bağımsız değişkeni online dersedeki geri bildirim midir? geri dönüt müdür? Evet hocam. Dolayısıyla cevap denizlidir. Şiirde vurgulanan düşüncenin aşağıdakilerden hangisini örneklediği söylenebilir. Bakalım. Bana yolun seç diyorlar. Bozuk yolu seçer miyim? Seçemezsen geç diyorlar. Ben yolundan geçer miyim? Kimi batı, kimi doğu, kuzey güney hepsi doğru. Kim seçer ki bozuk yolu? Benim yolum bana doğru. Hiç yolumdan döner miyim? Paragrafın geneline baktığımızda sürekli seçimden bahsediyor, değil mi? Seçimden bahseden seçimlerin bizi var ettiğini söyleyen kişi kimdir? Tabii ki satrının kendisidir. De ne derdi, varoluş özden önce gelir. Biz önce var oluruz. Nasıl yollar seçersek o şekilde kendimizi var ederiz diyordu. Dolayısıyla cevap bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisi? Psikoloji biliminin sorduğu sorulardan biri değildir. Bakalım. İnsan davranışlarını anlamaya, açıklamaya, tanımlamaya yönelik çalışmalarda bulunan pozitif bir bilim olan psikoloji, davranışların nedenini biyolojik, genetik, sosyal ve psikolojik açıdan değerlendirir. İnsanın çok yönlü dünyası psikolojinin çalışma alanını genişletmek suretiyle sorduğu sorularla çeşitlendirmiştir. Şimdi parçamızı okuduk, şıklara bakalım. Adana Öğrenmede görsel işitsel materyal kullanmanın sürece bir etkisi var mıdır? Bu psikolojinin ilgilendiği bir alan mıdır? Evet hocam öğrenme psikolojisinin alanıdır. Ele gitsin. Peki fobilerin hayatın rutinini olumsuz etkileyebilecek duruma gelmeden önce tedavisi mümkün müdür? Fobilerle ilgilenen kısmı nedir? Ruh sağlığıdır hocam. Dolayısıyla ele gitsin. Peki Ceyhan'a bakalım. Yoğun göç alan ülkelerde suç oranlarında artış ve suç türlerinde çeşitli görülmekte midir? Bu bireyi mi ilgilendirmektir? Hayır toplum mu? Evet. Yani sosyoloji hocam. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Peki Denizli, bireyin tüketim alışkanlıklarını şekillendirmede sosyal çevrenin yani sosyal psikolojiyi vurguladığına göre psikolojinin alanına girer mi? Girer hocam. Peki Edirne'ye bakalım. Çocukluktan ergenliğe geçişte hangi bilişsel değişiklikler meydana gelmektedir? Bilişsel psikolojinin konusudur. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi? Monografinin kullanıldığı bir araştırma konusu olabilir. Öncelikle monografinin tanımını bilmemiz lazım ki bunu vermiş. Monografi neymiş? Sınırları belirlenmiş bir konunun ya da toplumsal bir birimin bütün yönleriyle derinlemesine incelemesine imkan tanıyan bir yöntemmiş. Şimdi bakalım. Adana, Yeşiltepe köyünde yaşayanların ekonomik ve kültürel özelliklerinin belirlenmesi bir monografi olabilir mi? Olabilir. Bakın özel bir durumu ne yapacağız? Derinlemesine inceleyeceğiz. Sadece bir köyün ekonomik ve kültürel özelliklerini belirlemek için kullanılabilir mi? Bence kullanılır. Sen dur bakalım. Bursa'ya bakalım. Mustafa Kemal Lisesi son sınıf öğrencilerin mesleki eğilimlerini nasıl belirleyebiliriz? Bir anketle belirleyebiliriz. Dolayısıyla monografiye gerek yok. Devam edelim. Türkiye'den Almanya'ya göç edenlerin sayısının son 30 yıldaki süreç eğilimini grafikle yapabilirsin. Dolayısıyla monografiye gerek yok. Denizli'ye bakalım. Bir iş yerindeki yakın arkadaşlık ilişkilerinin ve gruptaki liderlerin saptanması için monografi değildir. Sosyometri kullanırsın. Öyleyse ele gitsin. Edirne'ye bakalım. Türkiye'de televizyon izleme alışkanlıklarının ve televizyon başında geçen sürelerin araştırmalarını nasıl yapabilirsin? Deneysel yöntemle, bağımlı bağımsız değişkenle ya da bunu ilgili istatistiği yapabilirsin ama benim aradığım cevap alana'dır. Parçada örneği verilen akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir? Uzay araştırmalarını takip edenler bilir ki bir gezegende su bulunması büyük coşkuyla karşılanır. Bu müthiş bir haberdir. Çünkü suyun olması canlı yaşamının da var olduğuna işaret ediyor olabilir. Çünkü gezegenimizde canlının su sayesinde olduğu bilinmektedir. Şimdi burada ne yaptı? Bizim gezegenimizde yani dünyada su var, o halde canlılık var dedik. Peki herhangi bir gezegende su bulunması neye işaret edebilir? Canlılığa işaret edebilir. İkisi arasında ne kurduk hocam? Benzerlik kurduk. O halde neyi işaretliyorum hocam? Adana'yı. Diğerleri doğru mu? Değil. Cevap Adana. Toplumsal statü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Statüler ve bu statüler arasındaki ilişkiler toplumu ve toplumsal ilişkileri meydana getiren dinamiklerdir. Bireyin sahip olduğu statü onun toplumdaki yerini gösteren en önemli veriyi oluşturmaktadır. Şimdi statü ile ilgili ne söyleyemeyiz bakalım. Adana statüye atfedilen değer olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilir mi? Evet hocam olabilir. Doktor olduğunda olumlu olabilir. Ya da başka bir meslekten olduğunda olumsuz olabilir. O halde seni eleyebilirim. Bursa'ya bakalım. Meslekler bireyin kazanılmış statüsüne iyi bir örnek midir? Kesinlikle öğretmen olma, mühendis olma gibi. Eledim seni de. Ceyhan'a bakıyorum. Kimi toplumlarda bireyin statüsünü ailesi belirleyebilir mi? Evet kraliyet ailesi gibi ya da e, dinin önemli olduğu Hindistan'daki değil mi? din e, olgusunun ya da dini ritüellerin daha yoğun olduğu orta çağdaki e, kilise gibi örnek verebiliriz. O halde seni de iliyorum. Denizli'ye bakalım. Her toplumda yüksek ayrıcalık gösteren statüler aynı mıdır? Yani İngiltere'nin kraliyet ailesinden dünyaya gelmek ile Türkiye'deki aynı mıdır? Kesinlikle değildir. Dolayısıyla sen olamazsın. Peki Edirne'ye bakalım. Bazı statüler doğuştan olup bireyin gayretinden bağımsız mıdır? Evet çünkü Ceyhan'da da bunu söylemiştik. Cevabımız Denizli. Buna göre... Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin yanıt aradığı sorulardandır? Sosyoloji, toplumu, toplumsallığı ve insan etkileşiminin sonucu ortaya çıkan yapıları bilimsel açıdan inceler. Bu inceleme esnasında olması gerekeni değil olana yoğunlaşır. Elde edilen sonuçları yorumlarken iyi ve kötü gibi yargılarda bulunmaz. Şimdi hangisi yanıt aradığı bir soru olabilir? Günümüz şartlarında ideal aile modeli nedir? Ne olmalıdır? Bu nedir? Olması gerekendir. Halbuki sosyoloji olanı incelemektedir. Dolayısıyla seni eliyorum. Bir toplumun örf adetlerinin değiştirilmesi için ne yapılmalıdır? Niçin değiştiriyorsun kardeşim? İyi ve kötü olarak değerlendirdiğin için mi? Dolayısıyla sen benim sorum olamazsın. Ceyhan'a bakalım. Toplumsal eşitliği, eşitsizliğin siyasal ve sosyal nedenleri nelerdir? Bunu sorgulayabilir miyiz? sorgulayabiliriz. Bakın olanı vurguluyoruz, olanı yorumluyoruz. Dolayısıyla aradığım cevap sen olabilirsin. Denizli'ye bakalım. Toplumsal ilişkileri düzenlemede hangi alternatif yollar olması gereken değişim yok ele gitsin. Edirne'ye bakalım. Hangi eğitim modeli geliştirilirse toplumsal ilerleme hızlanır. İşte şu eğitim modeli olmalıdır ya da olmamalıdır gibi şeyler beni ilgilendirmediği için cevap Ceyhan'dır. Aşağıdakilerin hangisinde kavram çeşidine uygun örnek doğru verilmiştir? Şimdi ilk olarak soyuttan başlayalım. İnsan soyut mu? Hayır hocam. Güzellik soyut mu? Evet. Masa? Hayır hocam. İnsanlık? Evet hocam. Beyaz bu tartışılabilir felsefe açıdan. Soyut da diyebilirsin, somut da ama ben somut olarak değerlendiriyorum. Seni iledim. Peki şimdi bakıyorum olumsuz bir kavram. Kötü olmayan olumsuz mu? Hocam olmayan diyor. Olumlu. Kesinlikle değil. Bakın burada biçimce bir olumsuzluk var. Biz anlamsına bakmıyoruz. Yani anlam, anlamca olumlu olup olmadığına bakmıyoruz. Peki biçimsiz o da olumsuz bir durumdur. Buradan eleyemedim. Dispiritüfe gelelim. Dispiritüf neydi? Grupta olan ama kişide gerçekleşen. Yani kolektif kavramdan farklı bir durumdu. Kolektifte grubu ifade ederken bu da grubun üyesini ifade ediyordu. Şimdi bakıyorum. Koronun kendisi bir grup mudur? Evet. Kolektif midir? Evet hocam. O halde seni de iliyorum. Memur nedir? Memur tek bir kişiyi ifade etmektedir. Yani grubun içerisindeki bir bireyi ifade ettiği için dispiritif kavram diyoruz ve cevap denizlidir. Aşağıdakilerden hangisi? Tikel olumsuz bir önemlidir? Parçaya geçmiyorum. Direkt şunlara bakıyoruz. Şunu hatırlayalım. Tümel, tikel, ve teki neydi arkadaşım? Hemen bunları hatırlayalım. Neydi tümel? Bir bütünü kapsıyorsa, herkes, hiçbiri diyorsa o halde tümel. Tikel nedir? Bir kısmını. Yani bazıları ya da birkaçı diyorsa tikele gidiyoruz. Peki teki nedir? Bir kişiyi, bir nesneyi kapsıyorsa ona gidiyoruz. Peki hocam olumsuz demiş. Olumsuz da değil. Mezmaz varsa ona gideceğiz. Şimdi gelin ilk olarak tümel ve tikelleri bulalım. Bütün kuşlar derken tümel mi hocam? Ele gitsin. Bazı meyveler tikel. Dünya tekildir. O halde bunu da eliyoruz. Hiçbir derken yine tümel. Bunu da eledik. Bazı insanlar bu da tikeldir. O halde bir tümel tikel ayrımından iki şıkka kaldık mı? Kaldık. Şimdi bakalım hangisi olumsuz, hangisi olumlu? Bazı insanlar sarışındır. Olumlu mu? Evet hocam aradım sen de değilsin. Bazı meyveler kırmızı değildir. Bakın hem tikellik var hem de olumsuzluk var. Aradığım cevap Bursa'dır. Bu parçadan Ebu Hanife ile ilgili yargılarından hangileri çıkarılabilir diye sormuş. Parçada ise Türklerin İslam'ı benimsemesinde etkili olan şahsiyetlerden bir tanesi. Yani Türklerin Müslüman olmasında etkili olan şahslardan birisi de Ebu Hanife. O cömertliği, güvenirliği ve ibadete düşkünlüğüyle çağının örnek kişileri arasında yerini almıştır. Yani yaşantısıyla Müslümanlara örnek olmuş. Yine döneminin ilim erbabı gibi Ebu Hanife de geçimini kendi emeğiyle sağlamış, kimseye el açmamıştır. Yani kendi kazancıyla geçimini sağlamış ve ticaretle uğraşıyor. Kendisi ticaret yaparak rızkını temin etmiştir. Bir defasında ortağı Hafs yanlışlıkla kusurlu bir kumaşı, kusurlu bir kumaşı normal fiyatından satmış. Ebu Hanife durumu öğrendiğinde o maldan elde edilen gelirin tümünü yoksullara harcamıştır. Yani ne var kusurlu bir mal var. Kusurlu malı ne yapması lazım? Bildirmesi lazım ve düşük fiyata vermesi lazım. Ancak normal bir mal gibi sattığından dolayı ona el sürmüyor onun gelirine. Tamamı ne yapıyor? İhtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Zekatını genellikle talebelerine dağıtır. Dağıtırken de onlara minnet duymamalarını, zira aldıkları zekatın onların hakkı olduğunu belirtmiş. Şimdi buradan hangilerine ulaşılır diye soruyor kısaca. İhtiyaç sahiplerini gözettiğini görüyoruz. Özellikle talebelerine yardımcı olması, zekatın onlara vermesi, işte gelirinden ihtiyaç sahiplerine dağıtması gibi. Dolayısıyla bu var. Dürüstlüğü ile çevresindekilerin takdirini kazanmıştır. Çünkü burada dürüstlüğünü görüyoruz. Hem güvenilir olması dürüstlüğü ile ilgili. Aynı zamanda işte kusurlu bir kumaş sattığında ne yapıyordu? Onun kusurundan dolayı onun parasını kendi kullanmıyor, yoksullara dağıtıyordu. Dolayısıyla bu da onun dürüstlüğü ile ilgili. E, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde, İslamiyet'i benimsemesinde etkili olduğundan da bahsediyordu. Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi parçada işaret edilen eğitim kurumlarından biri değil diye sorulmuş. Parçada ise İslam'ın oku emrini gereği olarak Müslümanlar İslam'ın tebliğinden itibaren ilme önem vermişlerdir. İslam medeniyetinde ilme hem Allah'ı anlama çabalarında önemli vasıta hem de dünyevi yaşamın kolaylaştırmasında etkili olan bir araç olarak bakmışlar. İlme bakış açıları hem Allah'ı anlamaya hem de yaşamı kolaylaştırmaya. Bu nedenle tarih boyunca birbirinden önemli eğitim kurumları ihtas etmişler yani eğitim kurumları oluşturmuşlar. Hangisi bunlardan biri değil onu soruyor. Şimdi Darul Erkam İslam'ın ilk eğitim yeridir çünkü İslamiyet ilk geldiğinde ne yapacaklar? Ee, Erkam'ın evinde e, İslamiyeti öğrenecekler. Çünkü Peygamber Efendimize ve Müslümanlara baskı yapıldığı için farklı bir yerde yapıyorlar. Dolayısıyla burası bir eğitim kurumu yani tebliğin başlangıcından itibaren bahsediyor. Burada var. Darul Hadis Peygamber Efendimizin hadislerinin öğretildiği yer. Dolayısıyla bu da eğitimle ilgili. Darul Net ve e, Kureyşlilerin ileri, ileri gelenlerinin istişare yapmış oldukları bir yer. Burası eğitim yeri değil. Darul Hikme ise tecrübe faaliyetlerinin yapılmış olduğu yerler. Özellikle e, Batı'ya ait felsefi eserler buralarda tecrübe ediliyor. Dolayısıyla burası da bir eğitim yeri. Darul Kurra ise Kur'an-ı Kerim'in daha güzel bir şekilde okunması için eğitimin yapılmış olduğu yer. Bunlar hepsi eğitim yeri. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Verilen ifadeler aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal metinleri arasında yer alır diye sorulmuş. Birincisi de seni Mısır'dan esaret evinden çıkaran Tanrın benim. Benden başka ilahın olmayacak. Mısır'dan çıkaran kim Mısır'dan çıkarılıyordu? Hazreti Musa. Hazreti Musa'dan bahsediyor. Yani Yahudilikten bahsediyor. İkincisinde kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Yani putlara tapmayacaksın. Bunlar on emirden alınmış. 10 emir kim aitti? Yahudilere ait. Üçüncüsünde ise, Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal sayacaksın. Haftanın altı günü çalışacak, bütün işlerini yapacak, yedinci gün ise istirahat edeceksin. Dolayısıyla burada bu yani verilmiş olan on emire ait ifadeler Yahudilere ait olduğundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği. Verilen ayetlerde ahiretin aşamaları ile ilgili Aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmiş diye sormuş. Sırasıyla hangilerine ait onu bulacağız. Göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi alacağı günü hatırla. O gün hiçbir samimi dost dostunu sormaz. Şimdi göklerin erimesinden dağların yün gibi e, savrulmasından bahsediyor. Bu ne? Kıyamet. Dolayısıyla birincisinin kıyamet olması lazım. Burada cevabı çıkmış oluyor. İkincisinde ise onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Şimdi Allah'ın ölmüş olan insanları yeniden diriltmesine ne deniyordu? Baas deniyor. Dolayısıyla burada baastan bahsetmiş. Bu yerine getirilmesini, bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şimdi dolayısıyla burada kıyamet ve bağıstan bahsedilmiş. Berzah kabir hayatıydı. Mizan insanların ahirette günah ve sevapların tartılmış olduğu bir aletti. Haşir hesap vermek üzere toplanmaktı. Mahşer toplanılan yer. Sur ise İsrafil meleğinin kıyametin kopmasından önce suru vardı. İşte bu sure üflüyordu ve kıyamet bu şekilde başlamış oluyordu. Dolayısıyla bunlardan bahsetmiyor. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır diye soruluyor. Parçada ise Hz. Peygamber'in hayatta olduğu dönemlerde Müslümanlar daha sade bir yaşam sürmektedirler. Sonraki dönemlerde fetih hareketleriyle İslam coğrafyası genişlemiş. Aynı zamanda Müslümanlar bolluk ve refaha kavuşmuşlar. Yani daha zengin hale gelmişler. Artan maddi imkanlar Müslümanların daha gösterişli, daha gösterişli bir yaşam sürmelerini de beraberinde getirmiştir. Şimdi Peygamber Efendimiz döneminde daha sade ancak Müslümanlar zenginleşince bu sefer gösterişli bir yaşama dönüyorlar. Bu durum bazı Müslümanların tepkisini çekmiş. Refa ile ortaya çıkan yeni yaşam biçimini eleştirilere neden olmuş. Yani bu yaşantı şeklinin doğru olmadığını söylüyor. Peygamber Efendimiz böyle yaşamadığı için. Zamanla gösterişten uzak, daha sade, ibadetlere ağırlık veren ve ahireti önceleyen önceliklerinin ahiret olduğunu oluşumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sürece züht, riyazat, tarikat, ahlak ve nefis terbiyesi gibi kavramlar damga vuruyor. Yani artık insanlar ne yapacak? Peygamber Efendimizin yaşantısı gibi yaşanmasını düşünüyor ve insanlar da buna yöneltiyor. İşte bu şekilde ortaya çıkmasına tasavvuf deniyor. Yani dolayısıyla burada bahsedilen şey tasavvuf. Şimdi ulema demek, alimler demek. Burada alimlerden bahsetmiyor. Mezhep izlenilen yol. Mesela ne diyelim fıkhi mezhepler var. Biz ne yapıyoruz? Ebu Hanife'nin mesela izlemiş olduğu, belirtmiş olduğu ona göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla o yolu takip etmiş oluyoruz. Bu burada mezhepten bahsetmiyor. Tefekkür demek bir şey üzerinde fikir yürütmek demek, düşünmek anlamında. Dolayısıyla bu da değil. Asr-ı Saadet Peygamber Efendimiz'in yaşanmış olduğu dönem için kullanılıyor. Dolayısıyla burada Asr-ı Saadet'ten bahsedilmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Verilen parçada aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmış olduğu sormuş. Parçada ise din tarih boyunca birey ve toplum için çok önemli bir değer olmuştur. İnsanın düşüncelerine, davranışlarına, toplumsal ilişkilerine yön vermiştir. İnsanlar dinleri ve inançları uğruna zamanlarını, mallarını, mülklerini, yeri geldiğinde canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir. Dinin insan üzerindeki gücünü ve yaptırımını iyi bilen bazı kötü niyetliği, bazı kötü niyetli kişiler bunu kullanma yoluna gitmişlerdir. Kendileri dine ve dini değerlere bağlı olmadıkları halde öyle görünerek insanları aldatmışlardır. Şimdi dini kendi çıkarı için kullanmaktan bahsediyor. Buna din istismarı deniyor. Dolayısıyla bundan bahsetmiş. Kendi gizli amaçlarını insanlardan gizlemişlerdir. Böylece Dini değerleri kötüye kullanarak insanları yönlendirmişler. Onların ekonomik, toplumsal ve benzeri güçlerini kendi çıkarları için kullanmışlardır. Kendi çıkarı için kullanmış olması din istismarı. Şimdi İslam'a fobi demek, İslam'a karşı oluşturulan korkular demek. Bazı insanlar din adına insanlara zarar verdikleri için kötü niyetli diğer insanlar da bunu kullanıyorlar ve İslam'a karşı bir fobi oluşturuyorlar. Dolayısıyla bundan bahsetmiyor. Kötülük problemi dediğimizde bazı insanlar işte dünyada oluşmuş olan bazı kötülüklerin olduğunu söylüyorlar ve bu kötülüklerin Allah kötülük istemediği için bu kötülüklerin oluşması olduğuna göre diyorlar. O zaman Allah olmaz olmaması lazım gibi. Dolayısıyla burada bu kötülük problemlerinden bahsetmiyor. Milenyum tarikatları ise 2000'li yıllardan sonra ortaya çıkmış olan dini düşünceler yani yeni oluşumlar diyelim. Dolayısıyla bundan bahsetmiyor. Transandaltal ise deney üstücülük anlamına geliyor ve 19. yüzyıldan itibaren Amerika'da ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla bunlar değil burada anlatılanlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Parçadaki düşünceyi savunan bir kişinin hangi psikoloji ekolünün yani yaklaşımı benimsediği söylenebilir. Şimdi şunlara bakıyorum. Davranışlık neydi? Ölçülebilen gözlenebilen davranışlardan bahseden bir durumdu. İşlevselcik neydi? Zihnin işlevlerinden bahsediyordu. Yapısalcık ise zihnin yapısından bahsediyordu. Psikodinamik yani psikoanalitik ne diyordu? Bilinçaltı bizim önemli bir kavramımızdı. Hümanistik ne diyordu? İnsan diyordu. Gelin bu anahtar kelimelerle parçaya bakalım. Psikoloji bir bilimdir ve diğer bilimler gibi yalnızca gözlenebilir ve ölçülebilir durumlar üzerinde çalışmalıdır. Bakın ilk parçadan çıkardık. Cevap neymiş hocam? Adana. Parçada eleştirilen aşağıdakilerden hangisidir? Kodlanmış algoritmalarla öyküler yazan, müzik besteleyen makineler üretmek teknolojik açıdan bir gelişme olsa da sanat açısından değerlendirmeye söz konusu bile değildir yani. Çünkü sanat bir üretimden daha fazlasıdır. Bir duygu, deneyim ve bilgi aktarımıdır. Sanatçı üretim sırasında çağın gelişmiş teknolojilerden yararlanabilir. Buna bir sorun yok diyor. Sanal ortamda sanat da üretebilirsiniz. Ama anlam, içerik ve konum değişmiş olsa da sanatın öznesi bu durumda yine sanatçının kendisidir. Ne olursa olsun teknoloji nereye kadar giderse gitsin önemli olan özne sanatçının kendisidir. Bundan bağımsız sanat olamaz. İşte eleştirilen durum da budur. Hadi gelin şıklarda bulalım. Adana. Sanatçıların geleneksel yöntemi terk edilmesi eleştirilmiş mi? Hayır diyor. Sen diyor teknolojilerden yararlanabilirsin. Ele gitsin. Peki Bursa. Sanatçıların çağın gerisinde kalması eleştirilmiş mi? Hayır hocam. Ceyhan'a bakalım. Sanatçı yaratımı olmayan üretimlerin sanat olarak adlandırılması eleştirilmiş mi? Evet. Sanatçı olmadan sanat olamaz diyor. Dolayısıyla Ceyhan aradığım cevaptır. Peki Denizli teknolojinin sanattaki duygu aktarmada yetersiz ürünler ortaya koyması gibi bir durum mu eleştirilmiş? Hayır hocam. Sanatçının eksik bir öğe olması eleştirilmiştir. Edirne'ye bakalım. Teknolojik araçlara yaralanan sanatçıların duygularını aktarmada yetersiz kaldılar. Diğerleri daha iyiler dedi mi? Hayır. Cevap Ceyhan. Parçadaki bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapalım. Bir şıklara bakalım sonra parçaya bakalım. Rasyonalizmi gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti? Akıl. Empirizm, duyu ya da deney olacaktı. Kritizm neydi? Hem akıl hem de deney gelecekti. Entüsyonizm sezgiydi. Peki şüphecilik bilginin olmadığını, yok olduğunu, güvenilir bilginin olmadığını ifade ediyordu. Şimdi parçaya bakalım. İnsanların pembe bir fil düşüncesine sahip olması ne bu düşüncenin doğuştan olduğunu ne de dış dünyada pembe bir fil olduğunu gösterir. Bu düşüncenin tek bir nedeni vardır. Daha önceki duyumlarımızla edindiğimiz pembe ve fil düşüncelerini birleştirmemizdir. Çünkü duyumlarımızdan gelmeyen hiçbir bilgi bizde bulunamaz. Yani bilgiyi doğuştan geldiği kabul edilebilir mi? rasyonizmin ifade ettiği gibi. Hayır hocam. Peki ne gibi duyu ve deneyime güveneceğiz? Duyumlarımızdan gelmeyen bilgiye güvenmeyeceğiz diyorsa empirizm ki empirizm ne diyordu? Doğuştan bilgi sahibi değiliz biz ve insan doğuştan tavula rasa gibi de dolayısıyla aranan cevap Bursa'dır. Parçada eleştirilen durum mantığın hangi konusuna aittir? Bakalım. 5 yaşındaki bir çocuk için bahçede altında oyun oynadığı varlık bir ağaç olabilir elbet. Ancak 50 yaşına gelmiş hala bütün ağaçlara ağaç diyorsak bir eksiğimiz yok mu sizce de? bence de var. Yani biz bu bütün ağaç kümesi olarak varsayalım. Bütün içindeki ağaçlara hala 50 yaşına gelip hiçbir ayrım yapamıyorsak, bin da bir sorun var diyor. Bence de diyor. Bakın diyor ki çınarı, köknarı, meşeği ve çamı ayıramıyor, ayır ettiğimizi de söylemiyorsak hem kendimize hem dilimize haksızlık etmiyor muyuz diyor? Üstelik karlı kayın ormanı demekle karla kaplı orman dememizin hazzı aynı mıdır? Şimdi hangi konuya gönderme yapıyor? Öz ilenik mi, işlem kaplan mı, gerçeklik, kimlik, somut, soyut ya da olumlu, olumsuz yargıdan mı bahsediyoruz? Şimdi her şeyden önce ağaçları hepsini bir araya aldığımızda yani ağaç kelimesi derken genel bir kavram kullanıyoruz. Bunun içine köknar, çınar, işte ondan sonra meşe, çam bunların her biri nedir? Özeldir. O halde genel ile kaplam ile işlemden bahsetmiyor muyuz hocam? kesinlikle bahsediyoruz. O halde biz bu genel dediğimiz şeye kaplan bunun şeklinde de işlem diyebiliriz. O yüzden cevap Bursa'dır. Parçadan çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Sanileşme sonrası hem doğu hem batı toplumlarının aile yapısında kökten değişiklikler gerçekleşmiştir. Baba otoritesinin hakim olduğu geniş aile yerini herkesin eşit söz sahibi olduğu çekirdek aileye bırakmıştır. Bu değişim önce kentlerde görülmüş ardından kırsal alanlara yayılmıştır. Ekonomideki değişim toplumsal hayatı etkileyen önemli bir güç olmuştur. Yani parçada değişimden bahsediyor mu hocam? Evet. Peki bu toplumsal değişim tek başına incelenebilir mi? Hayır hocam. Neden? Bakın sahneleşmedeki değişim ne yapmış? Ailedeki değişimi beraberinde getirmiş. Demek ki bir alandaki değişim bir başka alana bir başka alandaki değişimde bir başka alanı etkilemektedir. Yani toplumsal değişim tek bir alanla değil birden çok alanın bütünlüğüyle incelenmektedir diyebiliriz. Şimdi çıkarılabilecek yargıyı bulduğumuza göre şıklara bakabiliriz. Adana tüm toplumlarda değişim hızı aynı mıdır hocam? Hayır. Almanya'daki değişim hızıyla Türkiye'deki değişim hızı birbirinden farklıdır. Ele gitsin. Bursa her toplumsal olgu kendi içinde mi incelemelidir? Yani ekonomi aile ya da sanayideki bir değişim sadece kendi içinde mi incelenmelidir? Hayır, bunlar birbiri etkileşim içindedir dedik. Dolayısıyla sen de olamasın. Ceyhan'a bakalım. Aile yapısındaki değişim toplumsal yapının tamamını etkiler gibi bir cümle çok iddialı bir cümle olabilir. Dolayısıyla sen de olamazsın. Peki Deniz'i, toplumsal değişim anlaşılması güç karmaşık bir süreç midir? Evet doğrudur. Ama parçada bu vurgulanmamaktadır. Dolayısıyla seni değiliyorum. Peki Edirne'ye bakalım. Her toplumsal olgu bir başka toplumsal olguyla birlikte değerlendirilir midir? Yorumumuz da bu yönde miydi? Kesinlikle evet cevap Edirne. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olay örnek değildir? Şimdi örneği bulabilmek için ne yapalım? Bir parçaya gidelim ve orada toplumsal olay nasıl tanımlandığına bakalım. Ne demiş? Toplum hayatında tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belli. Somut ve öznel değişimlere verilen adanı ne diyormuşuz? Toplumsal olay diyormuşuz. Şimdi arkadaşım yerel seçimler bir toplumsal olay olabilir mi? Şimdi olabilir diyebilmemiz için yeri zamanı belli olacak. Bir zaman var mı? Yok. Yer var mı? Yok. Somut mu? Öznel mi? tekrarlanamaz, biricik bir şey midir? Hayır hocam, burada yerel seçimler her zaman olabilen bir durumdur. Burada 2021, 2022 ya da Eylül, Ekim ayı dememiş zaman değil, belli değil, somut değil, öznel değil. Dolayısıyla bu bence toplumsal olay olamaz. O halde sen kal. Peki Fransız Devrimi bir daha gerçekleşebilir mi? Hayır hocam. Tek ve öznel bir durumudur. Evet, ele gitsin. Peki Elazığ depremi o da bir kere yaşandı. Allah bir daha yaşatmasın. Dolayısıyla bunu değiliyorum Peki 2021 YKS sınavı geçti mi? Bir kere de oldu bitti mi? Evet hocam, ele gitsin. İstanbul Üniversitesi'nin açılış töreni? Evet hocam, açılış töreninde yeri, zamanı, öznelliği, somutluğu bellidir. Ele gitsin. Dolayısıyla yerel seçimler toplumsal olay değil, toplumsal olgu olarak değerlendirilebilir. Cevap Adana'dır.